Son dönemlerde bir eczaneye gidip maalesef bu eczaneyi piyasalarda bulamazsınız lafıyla cümlesiyle karşılaştığınız ya da maalesef artık depolar bile bu ilaç bulunmuyor dendiği oldu mu eczacı tarafından ya da eczanede çalışan biri tarafından? Maalesef bir süredir ilaçları bulmakta zorluk çekiyoruz. Kur farkı nedeni deniyor bunun nedenine. Kur farkı nedeniyle bazı ilaçların piyasada bulunması zor oluyor. Şimdi de organ nakliyle hayata tutunmuş hastalar için son derece önemli olan bir ilaç artık üretici firma tarafından Türkiye pazarında satılamayacak. Yine nedeni eczacılara göre kur farkı. Son zamdan önce 100 parça ilaç piyasada yok idiyse o zamdan sonra 50'si hala yok. Son 2 yıldır piyasadan çekilen ilaç sayımızda sürekli bir artış var. Onlara son olarak bir yenisi daha eklendi. Yabancı bir ilaç firması, Sağlık Bakanlığı'nın ilaç fiyatlandırmasında bu yıl euro kurunu ikinci kez güncellemesine rağmen organ nakli hastalarının kullandığı ilacını Türkiye pazarından çıkarma kararı aldı. Yıllardır piyasada olan yabancı bir firmanın ilacıydı. Geçtiğimiz hafta itibariyle zaten işte belli bir tarihten sonra bu ilacı Türkiye'ye hiç getirmeyeceğini söyledi. Türkiye pazarından çıkan ilacın hastalar içinse hayati derecede bir önemi var ve bu ilaç yeni organın hastanın vücuduna adaptasyonunu sağlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce bu bahsedilen ilacın piyasada bulunabilirliğini sağlaması gerekiyor. Eşdeğerleri de tam muadilleridir. Aynı işi görür ama onlarla ilgili de şu anda piyasada sıkıntı var. Bu tarz bir üründe ilk kez oluyor. Organ nakli hastaları bunları uzun zaman kullanırlar. İlacın muadilinin bulunmasında da sıkıntı olduğunu söyleyen eczacılar çözüm bekliyor. Eczacılara göre euro kuru uygulaması nedeniyle Türkiye pazarından çekilen ilaç sayısı artabilir. Ne kadarlık bir süre için eldeki ürün yeterli olacağı hep birlikte göreceğiz. Ne kadar şu anda satılmamış görünen hastaya verilebilecek eşdeğer var. O yüzden bir an önce buna bir önlem alınması lazım.